düşünüyorum. Bir de hazır sıcağı sıcağına. Piri Reis yılındayız. O sizden boş harita üzerine yazıları tamamlanmasını istedikleri zaman bir ücret ödediler mi? Yok. Biz onu milli gayretlerle yaptık. Ve seve seve yaptık. Bu haritanın üzerine yazıların yazılmasını isteyen kimdi? Hangi makamdı? O zamanlar sarayda bu bahsettiğim sanatların tesip ve minyatürün çok düşük ücretle fahri olarak neredeyse hocalığını yapan bir hanımdı. O isteyince yıllardır yüze baktığımız kişi beni heyecanlandırdı, sevindirdi. Böyle bir hizmetim dokunacak ülkeme. Ne yapacaksınız bu haritayı diye sormadınız mı? Aklınıza gelmedi mi böyle bir şey? Sorduğumuzda demin söylediğim cümleler aynen bana söylendi. Dışarıda harita. İçeride onun yerine gösterimde bu bulunsun. Düşünce gayet güzel. Onda herhangi bir olumsuz bir şey yok. Görmedik zaten. Ve biz bunu fahri olarak yaptık. Ha yeniden böyle bir şey istense bir daha seve seve yaparım. Ama insanlar yanılmasın, kafalarında acabalar olmasın diye bu sefer peşini takip ederim. Çünkü ülkemizin tarihine, milli manevi değerlerine tahmin ediyorum ülkede en çok canı yanan ilk 10 kişiden birisiyim. O hassasiyetle artık dikkat ederim. Hattat Fuat Başar, size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Metin Soylu, Piri Reis haritasının şifreleri kitabının yazarı ve 7-8 yıldan beri de Piri Reis haritası üzerinde sürekli araştırmalar yapan, bazı bulgular ortaya koyan ve çok ciddi de iddialar ortaya atan bir kişisiniz. Nereden başladı bu Piri Reis merakı? Can Bey, Piri Reis çocukluk yıllarımda başlayan bir aşk serüveniydi aslında. Çünkü Piri Reis lise yıllarımda tesadüf eseri arkadaşımın sınıfa getirdiği bir makaleyle başladı. O makale ilgi çekiciydi. Çünkü makalede Piri Reis haritasının sırrı çözülemiyor diye bir içerik vardı ve devamında da harita aynen dergiye işlenmiş, eklenmiş ve konu gerçekten çok ilgimi çekmişti. Tabi lise yılları, daha henüz çocuk yaştayım, 16 yaşında başladım ben bu serüvene ve bir hobi olarak başlamıştı. Hatta aynı gün arkadaşımdan o dergiyi isteyince eve götürdüm. Piri Reis'in hayatıyla ilgili ilk bilgileri o dergide okumuştum. Ve hazin idamından söz ediyordu. Hani hepimizin bir çocukluk anısı vardır ya. Bendeki çocukluk anımda Piri Reis'le ilgili sadece şu şey kalmış, detay kalmış. Keşke diyordum o dönemde olsaydım da Piri Reis idam edilmeden önce onu kurtarabilseydim. Uzun soluklu bir sohbetimiz olacak. Ama yabancı kaynaklardan mesela Piri Reis haritasıyla ilgili bazı notlar. Dünyanın çevresini sadece 50 millik bir yanılgıyla tam olarak hesaplıyor bu harita. Doğru mu? Şöyle, yabancı uzmanların veya Türkiye'de bazı bilim adamlarında Piri Reis'in bu çizmiş olduğu eserine hangi gözle baktığı ile ilgili bir soru bu. Şimdi uzmanlar, Türkiye'de şöyle bir yanılgı var. Piri Reis'in haritasına herkes harita diyor. Bakın bu bir fotoğraflama tekniği aslında. Piri Reis kesinlikle 1513 yılında ve bu ekranlarda görmüş olduğumuz ve ismine harita dediğimiz çizim bir harita değil. Burada bir yanılgı var. Ve insanların
normal haritalarıyla düzleme aktarılmış bir dünya haritasıyla kıyaslayarak bu yanılgıları ortaya koymaları gayet normal. Söylemek istediğimiz konu şudur aslında. Piri Reis 1500'lü yıllarda çizmiş olduğu bu eseri ne bir fotoğraflama tekniğiyle ancak oluşturmuş. Bunu nereden anlıyoruz? Bunun da delili var. Piri Reis haritasında Latin Amerika hattı üzerinde bulunan Arjantin vardır. Kuyruk olan Arjantin. Bu Arjantin normal dünya haritalarında, çünkü düzleme aktarılmış bir harita olduğu için dikey olarak gelir. Ama uzaydan Amerika NASA'nın çekmiş olduğu uydu fotoğraflarında Arjantin dünyanın dönüşü itibariyle sağa doğru kıvrılmış olarak fotoğraflanmıştır. Ve Piri Reis'in bu haritasında, yani harita diyorum ama bu çiziminde Arjantin sağa doğru kıvrılmıştır. Dolayısıyla dünya fotoğraflarındaki çekimler gibi bir objedir bu. Buna hiç kimse, hiç kimse, hele ki 2013 Dünya Piri Reis yılında hiç kimse Piri Reis'in çizmiş olduğu 500 yıllık çizim için harita demesin. Çünkü bu bir harita değil. Ve insanların yanılgısı da zaten bu yüzden başladı. Bakın, Milli Eğitim Bakanlığı'na ben bu projeyi ilk sunduğum zaman hobi olarak başladı dedim. Lise yıllarında ve Ankara Batıken Mobil Lisesi'nde okurken bunu projelendirme fikri doğdu. Ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Hikmet Ulubay'dı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bir mektup yazdım. Mektupta Piri Reis'in haritasını, o parçalanmış olan haritasını tamamlamak istediğimi ve bir kültür hizmeti yapmak istediğimi bildirdim. Tabii bu mektubumdan 2,5 ay sonra, artık okulumdan mezun olmama bir hafta kalmıştı, beni bakanlıktan aradılar ve bu imkanın verilebileceği ifade edildi. Hani dedim ya, dünyalar benim oldu. Çünkü şöyle ifade edeyim Can Bey, benim Piri Reis aşkım var ya. Yani ben bu memlekete, aşkı bırakalım bir tarafa, 98 yılından beri Piri Reis'le ilgili çalışmalar yaptım ve bugün 15. yılım aslında. 15 yıldır bu çalışmalar üzerinde çok fazla kafa yordum. Ve ben şunu isterdim bu yıl. Hani özellikle Kültür Turizm Bakanlığı'nın ve yetkililerin 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bu harita eğer oradaysa, Topkapı Sarayı'ndaysa orijinali, bunu yıl boyunca sergilenmesine çok ümit ederdim ama çok büyük tabii hüsrana uğradım. Peki, bunlar duygularınız. Evet efendim. Heyecanlarınızı, duygularınızı, Piri Reis aşkınızı bir tarafa bırakalım. Somut konularla ilerleyelim. Şimdi dediniz ki bu bir harita değil. Yanlış kelimeler kullanmayalım. Evet. Bu fotoğraflama tekniğiyle yapılmış bir çizim. Doğrudur. Bir anlamda fotoğraf çekilmişçesine gibi yapılmış bir çizim. Evet. Şimdi bu söylediklerinizi Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da doğruluyor. Evet. Uzaydan uydularla çekilmiş fotoğrafların neredeyse %100 doğrulukla Piri Reis'in çizimiyle örtüştüğünü açıklıyorlar, açıkladılar bu defalarca söyleniyor. Şimdi bir tarih uyuşmazlığı var. Daha doğrusu bazı tarih sıkıntıları var. Mesela Arjantin, Güney Afrika'nın ucu, Antarktika, bu bölgelerin buzul çağından önceki görünümünün fotoğraflandığı şeklinde bazı bilgiler, iddialar var. Nedir bu işin aslı? Bunu özellikle Profesör Charles Hapgood da bu iddiaları gündeme getirdi. Bu iddialar doğrudur Can Bey. Çünkü Piri Reis haritasında Arjantin'in uç noktasından devam eden ikinci bir kıta görüyoruz. Antarktika buzul dağları. Ve Antarktika buzul dağları bugün yok. Yo, Antarktika buzul dağları şu anda yine mevcut ama şöyle bir durum var. Antarktika buzul dağlarının keşfiyle ilgili bir sıkıntı var. Bakın, Antarktika buzul dağlarının keşfi 1800'lü yıllara tekabül eder dünyada. Ama Piri Reis'in haritasında 1513'lü yıllardaki bu çizimde Antarktika buzul dağlarını görmemiz mümkün. Ve ne hikmetse o Antarktika buzul dağlarının üzerinde yılan figürü vardır. Yılan soğuğu temsil eder. Antarktika buzuldur, soğuktur.
Bu yüzden bu figürün Antarktika buzuldağların üzerinde bulunması tesadüf değildir. Ve Piri Reis'in burada çizmiş olduğu yapı tabii ki o dönemde, bakın haritayı 1513'lü yıllarda çiziyor ama Mısır seferinde Yavuz Sultan Selim'e hediye ediyor 1517 senesinde. Ama bazı iddialar var, bazı tarihçiler bunu böyle savunurlar ama Yavuz Sultan Selim'in bu haritayı ortadan ikiye yırttığını, efendim dünya ne kadar küçükmüş deyip yırttığını, burası bizim için yeter deyip Amerika kıtasını aslında attığı yönünde bazı malumatlar vardır. Ama haritanın tabii ki bulunuşu çok enteresan. Çünkü haritanın bulunuşundan önce bu harita parçalanmış bir harita. Evet. Bizim gördüğümüz haritanın sadece bir parçası. Topkapı Sarayı'nda sergilenen sadece bu parça. Diğer parçalar nerede? Şöyle söyleyeyim. Piri Reis haritası 1513'lü yıllarda tabii ki Piri Reis tarafından çizilmiş ama harita Yavuz Sultan Selim'e sunulduğu zaman kaçta kaçı sunulduğu konusunda net bir bilgi yok. Yani Mısır seferinde acaba tamamı var mıydı ve ceylan derisi olduğu için burada büyük ihtimal büyük ceylan derisi olmayacağı için pek çok ceylan derisi kullanılarak paftalar oluşturulduğu yönünde bir şüphe var. Bilim adamlarının şüphesi bu yönde. Ama virgül. Metin Soylu giderek heyecanlı bir hal almaya başladı. Harita birkaç parçadan oluşuyor. Çünkü bütününü üzerine çizebileceğimiz büyüklükte ceylan derisi yok. Muhtemelen birkaç parça halinde çizildi. Bir akla gelen uygun açıklama bu. Ama bir de bu haritanın yırtıldığı, kesildiği, parçalandığı şeklinde de bazı görüşler var. Hangisi doğru sizce? Şimdi elimizdeki parça 90'a 65 santim ebatlarında. Hı hı. Yani elimizde tek parça evet, var. Evet, tek mi? Parça var. Evet. Ve şu anda Amerika haritası olarak diye de tabir ediliyor. Aslında o bir dünya haritası. Hı hı. Ama şöyle garip bir durum var. Bunu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Afet'in Han'ın Piri Reis'in hayatı ve eserleri de Türk Tarih Kurumu'ndan 1935'li yıllarda çıkmış bir kitabı vardı. Oradan aldığım bilgi şuydu benim o yıllarda. Bu harita evet parçalanmış ama genel kanaat bu haritanın dörtte birinin elimizde olduğu yönünde. Ama bu konu sadece bir beyan, bir görüş, bir olabilirlik, bir şüphe. Ama bu şüpheyi ortadan kaldırdım ben. Şöyle kaldırdım. Bu haritayı Tümevar'ın metoduyla eski haline getirdim ben. Bunu nasıl başardım? Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu projeye başlarken yine bir kopyasını istettim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Bana geldi. Yine orijinal büyüklük 90-65 santim ebatlarında. Bunun kenarlarına tabii ki ben Amerikan Bristol kartonlardan istettim. Ve harita üzerinde, bakın çok enteresandır. Bu çizim üzerinde 5 tane yuvarlak şekil var. 2 tane büyük, 3 tane küçük yuvarlak. Bunlara denizcilikte rüzgar gülü deniyor ama haritada görüyoruz evet, o yuvarlakları. Evet, 2 büyük, 3 tane de küçük yuvarlak var. Bakın, merkezden merkeze bunlar 22,5 derecelik aslında açılar oluşturuyor. Ve bu açıları Piri Reis oluşturmuş. Hı hı. Ve bu açılar 22,5 şeklinde devam ediyor aslında. Hı hı. Ve bu haritayı ben tamamladığım zaman karşıma bugün Amerika NASA'nın bizi ancak 1950'lerden sonra hatta 60'lardan sonra uzay çalışmalarıyla bize öğrettikleri, bizim müfredatlarımıza giren
geoid kavramını ben buldum. Yani Piri Reis haritasında bakın 22,5 derecelik açılarla 16 parçalık bir aslında harita var. Yani bu harita kaç parça? Cevabı bu harita aslında 1/4 değil elimizde. 1/16 elimizde aslında. Ve 22,5 ile 16'yı çarparsanız 360 derece dünyanın çevresi çıkıyor.